akrabalardan biri de olsa kadına bunu yapmaz. Akrabalardan biri de kadına bunu yapmaz yani. Evet, evet. Ya da yapmaması lazım yani, bana göre bilmiyorum artık zaten. Yok, akrabanın yapacağı iş değil, gayet tabii. He? Yani ilk mesela bizim aklımıza onlar gelecek hani. Ulan ondan da başka kimse yapmamış. Yani ama hayatım bak vardı. İlk onlar gelmemiş aklına. Baban duymuş, baban Fransa'da Ali demiş. Tamam. Dayın çıkın, duymuş, çıkın, Ali demiş. Karısına diyor ben ki evde çıkın. Ben kalp krizi olarak hep kandırdım yani belki de kendimi. Rapor çıkana kadar. Hani kalp krizidir diye. İyi yapmasın tabii, daha az üzülmüşsün hani, ya. Hani saçmalar vardı vücudunda, yorulmuştu. Öyle mi? Babanız gelmiş. Baba? Nene, gel Yaşar Bey, gel. Bir şey lütfen. Nerede? Lütfen ya. Anne. Ya sen, nene. Katil! Katil! Ne yapıyorsun nene? Yayındayız. Katil! Nene, yan babanın yüzünden. Ne problemleri var? Katil bu kızımı sen yaptın. Tamam anne. Sen erken vursaydı beni olmazdı. Dışarı alsak anne. Sen kardeşine diyecektin benim kızımı. Karısının başına gelirse senden nefret edeceğim. Tamam. Fadalan doksa senin gibi. Senin gibi adam. Tamam anne gel gel. Senin gibi katil. Sen bir gitsin. Tamam anne. Tamam bir şey. Katil sen yaptın. Hayat sen olsaydı bile olmazdı. Bütün şartları yıkıldın. Nene. İtimleri sokakta bıraktın. Anne sen git anne. Allah'a lan dolsun. Konuşamaz hocam. Daha... Ben niye? Ya. Onun yüzünü görmem, onlardan dolsun. Niye kızgınsın damadına? Yaptı, o yaptı. He? O yaptı, o yapmasaydı. Kardeşine diyecekse ben üçünü çocuk çocuklarımı ay, başına gelirsem. Tamam nereyi anlatma ama. Her gün yok benim kızlar, evime çıksın oturun. Diyor. O bayan nereye gideceksin? Lanet! Nene. O bayan nereye gideceksin? Ne diyor sen o başına her şeyi getirdin. Tamam. Sen benim yanımdan dövdün beni kızıma. Tamam alabilir misiniz ya? Tamam tamam bak, anne tamam. Sen nene kalayın oturma. Nene oturma lütfen ya. Benim yanımda. Tamam ama bu şekilde olmaz. Sen saldırı için geçmiş yok kızım. Ne? Ne oldu? Oturunca yalan söylemeyin. Oturdu kahvaltı hazırlıyordu. Tamam nene. Nurgül Hanım demiş ki. Alacağız sakinleşsin. Yaşa dedim başka konuya gelme diyor. Bak anam gelmiş bir senede anam gelmemiş. Kalktı benimle. Kızıma dövdü, saçını çekti. Sen onun saçına kurban olsun. Sen onun ayağına kurban olsun. Ya, senin gibi yaşar, yaşamaz. Olur bilir mi sizce? Babam gelmiş buraya. Tamam, ne dedi ki yanında problem var? Benim kızımın nerede yok? Çok heyecanlı. Bir şey söyleyeceğim. Niye yanında problem var ki? Ya ama babamın da dinlenmesini istiyor. Her şey sokluyordu babası. Niye yanında problem var ben anlamadım. 70 sene yürüyecek. Niye babana kızıyor ki? Niye kardeşlerini tut? Una anası demiş ki. Niye ortada kaldı? Karısının yanında kaldı. Una anası demiş ki. Anne sen bir sakin ol. Bir sakin ol. Bak bir sakin ol. Şansını yükseliniz. Anası demiş ki Yusuf'un çöpe atın. Yavruydu yavru. Şey benim yavruydu ama sizinki hepsi de yavruydu. Buzdun mu? Anam mıydı? Sen kaçıyordun sana. Bir Nurgül Bey bırakıyordu eve. Teyzem bir şey söyleyeceğim. Anne, anne sen dinlesene bir. Teyzeciğim. Sen erkek mi oldun? Anne. Teyzeciğim. Erkek yapmadın onu. Nene, bak, teyzeciğim anne, sana bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Anne. Bir şey sorabilir miyim teyzem? Bir dur bir sakin ol. Ben nelerle çektim bunlardan babasını da sakladım. Babası hayatta olsaydı şimdi görecek nasıl iki gözünü çıkaracaktı beni. Tamam ne? Bana lanet olsun. Allah. Ne cemaatte geldiniz? Bir şey söyleyeceğim. Burada oturmak ister misin yoksa ben seni dışarıya alıp bir çay ikram edeyim mi sana dışarıda? Biraz sakinleşsin Müge Hanım. Biraz sakinleşsin. Burada sağlık konuşamaz. Bir çay içmek ister misin? Müge Hanım. Müge Hanım. Bir dakika durun arkadaşlar. Bir çay içmek ister misin? Ama şu renk. Şunu açık söyleyeyim. Bir alerji bir dışarı alayım. Bir saniye durun. Siz gençsiniz. Götürün arkaya bir şey kimleşin. Evet bence bir çay alalım. Bir yanlışım geldim. Bir için geldim ben buraya. Bak bunun yakasını. Bırak bak bir dakika ya otur. Tamam bir dakika beni dinle ama bir dakika sen sus abi. Bir dakika durur musun ya bir otur. Bak ya bir otur ya ben sana çay ikram edeyim. Abicim ne yapayım ben nereden bileyim sizin ikinizin arasındaki problem? Bir sus ya. Hayır bir şey yok ki. E tamam bir dur. Bundan daha çok sen anlatın yapmayın öyle şey ya. Ne yapmayalım ne yapmayalım ne yapıyoruz da niye yapmayalım? Efendim ya dışarı çıkarın ya ben çıkayım. İstediğini yap. Ne yapabilirim? Kadın bir burada yanlışı, oturuyordu. Bir yanlışı, bir yanlışı düzeltmeye geldim. Söyleyeyim ben onu anlatayım. Tamam da ne yapabilirim ben senin kayınvalidene? Kaç yaşında ne yapayım? Ama bir müşahede etsin. Yani bir dışarı çıkar. Soruyoruz işte çay içer misin diyoruz. Bir bekle. Tamam tamam sakinleşti. Bir bekler misin sen? Sen ne anlatacaksın? Ne anlatacaksın? Anne gel bir. Fırsat ne Allah Allah. Tamam bir gelsene.
Bana seversen git bir çay içelim. Al diyoruz değil mi? Tamam, al git. Olacağı budur. Alacağım ben seni. Ölenin annesi. Alacağım ben seni. Bir çay iç, alacağım ben seni. Beni düşürdüğün hale bak kızım. Bakalım. Bir ya bu sağlıklı konuşalım. Niye o düşürüyor kızın, düşürüyor seni bu hali? Niye düşürüyor kızı? Efendim şimdi... Sen Fransa'da gezene kadar dursaydın iki çocuğunun başına da kızına da... Hayır ya, bir dakika. Kızının ne suçu var? Kızın ne mali suçu var? Kızın niye haksız duruma düşüyor ya? Ben bilmem, sen kendin geldin. Tamam, bir şey söyleyeceğim. Sen böyle konuşmaya alışkın olabilirsin. Beni tehdit edemezsin. Senin burada konuşup konuşmamanın bana hiç şey yok. İstiyorsan... Tehdit değil. Ne demek gideyim? Beni susturamazsın, demek tehdit demek. Gitmek istiyorsan git. Hayır efendim. Sen bilirsin. Bırakın. Konuşmak. Konuşmak istemiyorsan otur. Konuşmak istemiyorsan git. Sen bilirsin. Sen bilirsin. Sen bilirsin. Benim için hiç fark etmez. Benim için fark etmez kardeşim. İster kal ister git. Allah Allah. Otur konuş. Tamam, boş ver orayı. Ben kaynanamdır ben. Şu kıyas da... Kayınvaliden seni. Ben bu aileye damat oldum, evlat oldum. Yaşar Bey, evladını kaybetmiş bir anneden bahsediyorum. Mutlaka anlamaz mıyım? Dolayısıyla demek ki size sadece, bir dakika beni bir dinleyin. 80 milyon bir tepkisi var demek ki size. Bu hareketi bunu biz ne bilelim? Yoksa gelip parçalasa da ben sesimi çıkarmam karşısına. Ne yapalım abicim, yapıyorsa biz mi yaptık? Nasıl engel olabiliriz? En azından alın, sakinleştirin bir çay. Anca çıkartıyorlar, kadın çıkmam diyor. Ben buraya konuşmaya geldim diyor. Bir dur. Tamam. Sen sakinleştir. Özür dilerim. Ne suçum vardı? Ay Subhanallah. Senin kayınvaliden, senin annen. Mutlaka benim annem. Ne diyorum? Bir gelip yüzümü de parçalasa sesimi keserim. Tamam. Karşılık vermem. Tamam işte, ne bunu yapalım? Bunu herkes de bilir. Ama sizin yapmanız gereken en öncelik, evet anne duygusunu, bunu anlıyorum. En azından arkaya çekip bir su içirmek, en azından stüdyodan. Gitme kadın, ne yapayım, geldi mi sürekliyim? Bekle diyor, işte bir çay içireyim sana ya. Diyorum. Yaşar Bey, Allah iki Allah. Defa... Tamam. Kardeşlerimden, annemden. Biz güzel bir aileydik. Beş erkek kardeşlerim, hepsi benden küçüktür. Ben en büyükleriyim. Deseydim burada iki saat ayak üstüne, tek ayak üstüne durun, yok demezlerdi. Ne zaman ki çocuklarım, iki evlat, erkek evlat yetişti, tamamen düzenimiz bozuldu. Tamamen bozuldu. Sonuç itibari oğlumun bize çektirdiği ızdırap sonucu, haksız kazanç peşinden koşması, kardeşimin bayram günü kardeşimin kapısına dayanıp bir nevi haraç. He, o vuran oğlunuz mu haksız kazanç peşinde evet, koştu? Evet, burada. Ha. Yusuf. Ve ben bunun için Fransa'ya gittim. Bu son gidişim. Ondan önce de gitmişliğim vardı. Son gidişim bunun için. Rahmetli eşimle müzakere ederek... Ben gitmezsem bu çocuk orada durmaz, tutturmuş Türkiye'ye gelecek. Ben orada onu bir şekilde tutturmam lazım, durdurmam lazım diye baktım, hiç istemeyerek de olsa Fransa'ya gittim. Siz niye o Fransa'da kalsın istiyordunuz? Madde bağımlısıydı. Burada elinden çekmediğimiz ızdırap kalmadı. Ortamdan uzaklaştırmak. Ha, Yusuf da kötüydü yani. Çok, buradayken de çok kötüydü. Çok berbat. Yıllarca uğraştık. Yapmadığımız... baba olarak annesi de şefkatli biriydi. Allah rahmet eylesin. Amin. Bu çocuk için yapmadım, bir şey kalmadı. Tüm görevlerimizi yerine getirdiğimize inanıyoruz. Ancak... Ya pardon, lafınızı böyle. Siz o Fransa'da oğlunuzun mu hatalı olduğunu düşünüyorsunuz? Yani amca tabii ona ki. Çalıştığı ya, hakkı olay, vermemiş başta, değil. Başta bu sinirlemeden önceki tavrım, söylemiştim hatırlarsanız. Olayın birinci derecede şahidi, muhatabı, içinde olan... Mücadele eden, ayakta durmaya çalışan benim, kimse değil. Onun için diyorum, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak ne kadar kötü bir şey. Ben sizi kızınıza kızmanıza kızdım beyefendi. Şimdi bu çocuk annesini kaybetmiş. O ayrı bir şey, o duygusallığa bağlamayalım. Şu anda iki dakika sabredin, ben onu anlatayım. Bu çocuk içinde hiç lütfen, lütfen. O kızım biliyor, beni iyi biliyor, ben de kızım iyi biliyor. Ama zaten sizden rıza almadan da gelmedi buraya yani. Benim babam çok çekmiş. Kızım iyi biliyor. Gerçekten bunu anlayın. Bir buçuk yıl... Bir müsaade edin anlatayım. Bir buçuk yıl oğlumla orada uğraştım. El bebe gül bebe. Sadece hiç çalışmadı. Aynı madde oradan devam etti. Kötü hoy orada da devam etti. Hiç kesmedi ki. Ve çalışmadan amcasından hayır, para hayır, mı hayır, istedi? Hayır, hiç. İlk gittiğinde 5-6 ay bir sakinliği kurudu. Hepimiz de sevinçliydik. Amcası sevinçten havaya uçuyordu. Benim kardeşlerim öyle sıradan kardeşler değiller. Hele bu çocuklarıma karşı.
Kızıma hala düne kadar prenses diyorlardı. Sevgiden. Kardeşlerime el bebe gül bebe çocuklarımı büyüttüler. Çok emekleri var. Benden ama sonrasında emek. Çalışmadan mı bakın, para istemeye başladın? Ben bu tutturdu ben Türkiye'ye gideceğim. Oğlum Türkiye'ye gidip ne yapacağım? Şapkası da ters almış. Türkiye'ye gidip kapıya dikileceğim. Dilaver geldi mi bir cacık buşatacağım. Bunu milletin içine söylüyor. Orada. Peki bana niye da takmış o amcaya kafayı? Niye? Dakikada bir huzursuzluk yapıyor. İş düzenini bozuyor. Arabaları kaçırıyor. Çalışmadığı halde para istiyor. Amca da bir yere kadar sonuçta hani anlattım. Ben hep dert yanıyordum annesine de. Ya Nurgül tamam sen orada belki benim yokluğum sana bir eziyettir ama sen orada Ali ile uğraşıyorsun ama burada bir çektiğimi bilebilsen Türkiye'den daha berbat. Siz kaç yıldır Fransa'daydınız? Ne kadar zamandır Fransa'daydınız? Hemen hemen 2 yıl kaldım. Bunun hatırına kaldım. Ha. En son baş edemedim. Baş edemem, çarem yok. Sokağın ortasında üstümü başımı komple yırttı. Yumruklar attı bana. Sokağın ortasında. Bunu defalarca yaptı. En son kalktım, biletini kestim, gönderdim. Siz niye dönmediniz onunla? Ben niye dönmedim? Bu Türkiye geldi. Dedim adam öyle git. Sakın bir şekilde onun yanında otur. Çalışmanı da istemiyorum. Ama bir müddet benim kalmam lazımdı. Çünkü bunu her şeyi açıklamak zorunda mıyım bilmiyorum. Yok maddi gerekçeler evet, olabilir. Aynen öyle. Evet, olabilir. Ben gelmişim 2 yıl burada evet çok paralar kazandım. O zaman yani eşiniz yaklaşık 2 hafta hem bir oğluyla hem de diğer oğluyla uğraşmak kesinlikle zorunda kaldı. Sonra oraya geleceğim zaten. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.